biraz yürüyüp gidelim. Azat bak gir hadi. Ayaklarım işledi değil mi? Evet. Su buz gibi vallahi. Ateş şu an suyu içesin geliyor. Hadi ben içmeye sayayım mı? Gel sen çık. Anladın ayakları işledi. Ama nasıl güzel şey. Bir şelale gibi. Can. Değirmen de var. He? Dondu ayağım dondu. Değirmen. He. Gel biraz sonra içeyim. Sudan çık da önce çek. Bu düşürün mü şunu telefonumu? Ay acayip rahatladım. Kızlar öyle bir rahatladım ki şu an. Değil hani ciğer kırçıklarım buz gibi oldu. Aynı o derece. Şöyle biz eve giderken köprüden geçiyoruz ya hep. Şu yoldan geçip gidiyoruz eve alışveriş yaptıktan sonra. Şimdi burada da böyle bir park vardı. Can kendine Çin makarnası aldı. Azat da sushi aldı. Dedik bari şu parkta oturup yiyelim. Bu parkın bu kadar güzel akıntısı olduğunu falan bileydim. Ben sürekli gelirdim. Ana nasıl güzel. Halkalım da nasıl güzel olmuş. Valla şu acaba içme suyu mu ki? Kız buz gibi valla haksız. Ne kadar güzel. Can keşke sen de ayaklarını çıkarıp suya girsen. Acayip buz, buz resmen. Azat geri çıktı. Şurada küçük bir değirmen gibi yapmışlar. Çok güzel. Ana şunun önünde bir resmimi çekeydin lan Can. Ne olacaktı sanki? Azad'ın ayakları üşüdü, geri çıktı sudan. Böylece de büyük dere var şu orada, salsak. Oraya akıp gidiyor. Ana nasıl dinlendirici değil mi? Vallahi durun size şimdi bir böyle dinlenme modu videosu yapacağım size. Ruhunuz bayağı bir dinlendi. Değil mi? Aha burada da fındıklar var. Fındık ağacı. Ona kaymaz mı narin burada yok? Yok kaymıyor da. Azet. Çok güzel su ama buz gibi. Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü kahvaltı soframız da bu şekilde. Bugün Kadir de bize eşlik edecek. O yüzden patates kızarttım. Domates, yeşillik, olmazsa olmaz karpuz, zeytin. Aha şu baharatlı tereyağlı bagetlerden kızarttım. Bir de şöyle biraz peynir tabağı gibi bir şey yaptım. Çay var tabii ki de yanında. Ondan sonra afiyetçe kahvaltımızı yapalım. Bugünkü plan ne? Henüz hiç bilmiyorum. Can gelince demişti dışarı çıkarız. O işte şu an. Ama size dışarının havasını göstereceğim. Bekleyin. Bugün hava yağışlı ve bulanık. Ama yine de sıcak. Muhtemelen bir yerlere gider çünkü bir şeyler sipariş etmiştim, onlar gelmiş. Kutu yaptıydım Azad'ın oyuncakları için. Gider onu alırız petroldan. Oradan da biraz dolaşır eve geliriz. Aslında bugün sabah Beyhan'la kahvaltı yapacaktık bahçede, öyle sözleşmiştik. Ama sabah kalktığımızda yağmur yağıyordu. Maalesef gitmedik bahçeye hani yağmurlu diye. Artık başka bir hafta sonuna planlarız inşallah. Beni bakayım. Sen de bakacaksın. Nereye bakacaksın sen de?
Anneyle birlikte bak. Onu var orada. Günaydın de ablalara. Onu var orada. Onlar çiçek, onlar elma elma. Ha? Azat komşunun elmalarını mı alacaksın? Komşu, onlar bizim de. Onlar bizim değil ama amca elmalar kızarınca bize veriyor. Hı? Bakın elmaları gördü. Ha, şu ağaçta elmaları alak diyor. Hadi gel önce kahvaltı yapalım. Baktım ya. Biraz baktın. Niye ter o kadar hava aldın o Azat? Ne? Baba gelsin, siz, biz seni gezmeye götürecekmiş. Bu ne? Abi bir ayağı hey. Evet kızlar, ben böyle hazırlandım. Aşağıda Can'la Azad'ı bekliyorum. Bugün de ben onlardan önce indim. Hemen şöyle bir kahverengi üst ve tight'ımı giydim. Dışarı çıkıyoruz. Önce o postaları dün götürecektim. Kadir'le öyle unuttum. Onları verelim. Oradan da Kaufland'a doğru gideriz. Can diyordu valla balıkların bir şeysi mi eksik, ne alacaksa balıklara. Balıkçıya uğrarız. Oradan da Kaufland'a biraz dolaşırız. Bir iki tane balık alırız. Zaten hiç balık yok içinde. Bir iki tane alırız belki. Muş'taydı, daha iyi oluyor. Can da karşıya geçsin de beni çeksin bari Azad'ımla. Azad kendini bak. Gel sırtını batırma, gel. Bak. Yerler ıslak ıslak, gel buraya gel. Yine gider artık salonkoş da 40 saat gelmezler. Kızlar ben size ne anlatacağım biliyor musunuz? O kadar üzücü bir olay oldu ki akşam var ya. Vallahi sabaha kadar yatamadım. Gözümün önünde dolanıp durdu. Kız anam. O akşam gece Berfegil'in abisini gili savuştururken dedim Berfe gel sana ne göstereceğim. Büyük bir hevesle de gidiyorum. O benim güzelim bal kabağım vardı ya, sökmeye kıyamadım, daha büyüyecekti, o kocaman oluktu, ben Sara'yla kendime bal kabağı yapacaktım. Baba ne gideyim, bir gideyim ki bal kabağı falan yok. Bir üzülüyorum, bir üzülüyorum Beyhan diyor. Kız diyor ne kadar üzüldüm, dedim valla Beyhan ben onun 4 çocuğum gibi bakıyordum, besliyordum. O bahçede kimse kimsenin bir şeysini ellemiyor. Kimse kimsenin bir şeysini almıyor. Nasıl olur da benim kabağımı almışlar? Dedim Sara şeyde Trukka'dan dedim çıkıttan kabağımın resmini çıkar dedim. Oraya asacağım kabağımı geri getir. Almanca'da da yazacağım ki Voice Mein Kürbis diye. Vallahi kim aldı ki kız acaba anam? Dedim ki belki biri kopmuştur, bahçesine düşmüştür komşunun. Valla lambalarla baktık ettik yok ya da belki de biri sandı ki o hani dışında büyüyor ya, belki biz o kabağı görmedik diye kendine aldı. Soraydın kurban olduğum ya, soraydın da böyle şeydik o kabağımı ya. Zaten bir tane kabak verdi, o da çalındı. Dedim ki valla bu mahallenin dedikoducusu var, o bahçe var. Kendim gidip de soramam ki kabağı kim aldı diye. Ama o dedikoducu kadına söylerim ki kabağım yok, çalınmış. O artık bütün bahçede oturan herkese duyurur. Vallahi ya bilmiyorum, belki de biri alıp acaba evine götürdü. Hani rüzgardan kopup düştüyse yere, belki demiştir beni görürse getirir kabağı teslim eder de. Yok yok, kabak gitti. Yemin ederim sabaha kadar gözümün önünde kabaklar dolaştı. Can ya, kabağımı söylüyorum Can. Yemeğine kabağını yerler. Vallahi nasıl yediler ya? Yok da nasıl kıydılar? Yani o kabak oradan nasıl sökülür? Daha büyüme çağındaydı. Daha büyüyecekti kocaman. Dur çekin, bal kabağı olacaktı ya. Ben ne yapayım? Oradan ön tarafta. Dur yapayım. Ya ben indir, tamam indireceğim de. Tamam oraya bineceğim, dur. Ceton. Sonradan kalmadı işte. Şu hep de kaybedince düşüyor. İşte ya Can da başta da demişti ki senin kaçan kabağı diye içeri alak. Ben de dedim ki aman aman kırarsın dedim, dalını dışarıda dursun. Ne bileyim ki biri alıp götürecek Can ya. Kocaman kabaktı. Acaba bir daha çıkar mı ki? Daha çıkmaz yeşil seni. Uçlar. Tümse çıkmaz değil mi? Hiç şey ama yeşil var da hiç böyle tohum yok ucunda. Ya bu çok dal verdi de erkekmiş de. Aynen hep öldü. Hep öldüler. Çok çıktı da 2-3 taneydi küçük ama ya şuneki yedi ya da çürüdüler işte. Bir o yazlık kaldı, o da gitti kurban oldu. Bir de bugün bahçeye belki şeyden sonra
dükkandan sonra yine bahçeye gideceğiz. Beyhangil'le oturacağız. Kahve içeceğiz. Hafif yağmurlu hava ama çadır var ya, ıslanmıyoruz orada. Belki biri getirip bırakmıştır masayı. Bir gideyim ki sürprizi olmuştur belki bal kabağı bana. Vallahi ne bileyim. Azat herhalde arkada uyudu. Hiç sesi gelmiyor. Uyumuş mu? Hadi bir gidelim de bakalım. Şöyle paket servisine geldim kızlar. Evdeki paketi verdim. Bir tane paket de alacağım. Azadım. Kanka. Limonçilik bitti mi siz kanka? Ya. Bir tane paket de alacağım. Bunlar herhalde... Lan ekredi mi? Bunlar sineklikti. Bunlar bu sefer de farklı bir şey aldım sinekler için. Diğeri kutuluydu ya, bu da poşetli. Ama bak burada gelmiş gösteriyor. Bir de büyük paket var Azad'ın oyuncakları için. Plastik box sipariş etmiştim. O evdeki evi, küçük evi de bahçeye götüreceğiz. Hadi bak. Vii. Hani adam gibi yürüyecektin Azat. Oh, he? Tarzını iyi demin, tarzlı çocuk. Bakın bir. Anne baksın bir. Şşt, yakışıklı. Araba geldi. Araba ki oradan he, çekeceğiz. Bu bizim araba, babanın arabası. He, bir kaplanda senin. Bakalım ne var. Şimdi sen sonra benim, balıkçıya gideceğiz. Sonra benim. Sonra yine benim. Yok varmış Azat'ın arabası. Sen al da biz binelim Azat araba. Senin yerde arabanın... araba alınca bana vereceksin mi arabanı? Verecek. Baba al gez diyecek mi? O annesini gezdirecek. Ha? Seni değil babiş. Babayı gezdirecek mi? Diyecek mi baba al bu seni. Ne diyorsun lan? Şöyle kaplanta geldik. Bizi karı çıkarmadı. Ha şeyler de yoktu. Kapslar da yoktu can. Şey tuvalet için mi? Çam fıstığı alacaksın mı? Bahçede yeriz. Demek o. Kızgın mı? Bilmem ki okuman lazım. Azat nerede? Azat düşeceksin. Otur. Otur. Aferin. Bilmiyorum ki. Başka bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Başka. Almancı değil bu. Allah Allah. Başka bir diyalet bir şey. Kesmiyet. Oğlum dönerken bakarız. Ha, ilk sıra bunlar. Dur bakayım şu. Tuzsuz da yenmez. Tuzsuz bu. Vallahi tuzsuz belli. İşte buraya mı koyuyoruz? Yok, beşiğe koy da sonra inerken oradan öden veririz. Şu haplardan bir tane al yeterelim. Bak tamam. Babi Azad'ıma yağ alacağım babi. Ne? Hadi gel şu tarafa geçelim. Babi şuraya gel. Ha bir tane sirke alayım. Ne var? Lazım değil. Bak kızartmak zeytinyağı lazımdı bana da. Can fark ettim de hiç raps öl yok. Raps öl yok, raps öl büyümedi mi senin? Orada. Vallahi. Ayçiçek ya. Ayçiçek ya da ağır oluyor doğru, ya. Doğru, ben aman. Şu parda var raps öl, bize şu pardan al. Ha buradaymış, iki tane al bari. Kızartma içine bak, buldum. Bu arada fiyatları kaç euro olmuş? 2 euro ya kızlar. 1.99. Bak, ama ne yazıyor bize? Salt et diyor. Ha o zaman tuzlu o. Durge. Belli Gesalzene. Tuzlu. Ha bir sürü dilden yazıyor. Bak bu Gerostete, Light Gesal ama Light Gesalzene. Hafif tuzlu, daha iyi hafif tuzlu. Bir tane de tam tuzlu alırız. Nasıl? He hadi gel. Bütün dilden yazmışlar. Yani. Ama mısırdağlak da şeyi yapacağız, o mangalı yaparız. Ne kadar mısırlar? Zıplamayız. İki tanesi bir yetmiş. Yani, onun zıplamayız. Olsun pahalı. Neyse 2-4 tane alak bari. Kızlar şu şeyler inmiş. Şu bagetler. Bundan tadı acayip lezzetli. Siyah ekmekler. 89 sente düşmüşler. Onlardan aldık 5-6 paket. Çocuklar da çok sevmişti. Ya şöyle ekmek lan. Bir tanesi 2.70. Can nerede? Canı bulmamız da bir imkansız. Ha o taraftalar. Azat neredesiniz? Şöyle bir dolaşak ondan sonra gideriz. Bilmiyorum ki. Kızlar Can balıkçıya gitti. Beraber gidecektik ama kapanmasına çok az kalmıştı. Dedim senin ise tek başına git. Şimdi Azat'la eşyalarla zaman geçer. Ben eşyaları arabaya yerleştirdim. Azat da içecek içiyor burada. Can da hemen balıkları alsın gelsin. Şu balık kartonu aldık işte şeyden. İstasyondan, benzinciden yani.
Azat arabana bince na babi geliyor. Aa, orada gördüm babi vallahi geliyor. He? Bu babi geliyor. Babi balık almış sana. Hı? Babi. Hı? Balık almıştır geliyor. Bu arada da Kaplan'da bir takipçimle karşılaştık. Çok tatlı biriydi. Buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ne, ne aldı? Kuyruklu balık. Ben aa, renkleri güzel. Ne kanat kadar olsun. Babi Azat'a göster. Dur, yeni ayet üyelerimiz geldi. Büyük var dedi. Ha, bakın böyle şeyle, balık. Şeyle yelkenli melkenli. Hepsi aynı model mi? Neyse. Gördü de yok, ikisi şöyle geniş şeyli. Ne diyorlar? Ne bileyim işte balığa ne diyorlar şeyli. İkisi, iki erkek, iki dişi. Okey. Hadi bakalım gidelim. Balayı koyma. Valla dedik bugün mangalda taze balık yapalım, yoktu. Artık ne yiyeceğiz mangalda bilmiyorum. Et yaparız muhtemelen. Ay, vay 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 vay, bahçeye geldim de yasım aklıma geldi, vay. Gündür, Gündür sen nereye gittin? Bakın ablalar, yeri bomboş. Hey. Hey, grillin üstüne yaptık akşam ki şey yağmur değmesin, mangal yaptık. Gördünüz değil mi? Bomboş, kurban olurum sen o ciğerine. Kim aldı seni? Bari şu ucunu da içeri alacağım, bir daha kabak mabak verir yine alırlar. Vallahi ya. Ben bir bakayım bir. Beyhan'ı da aradım. İnşallah gelecekler de bakalım. Ya onu biz öyle yaptık akşam mangala şey gelmesin diye. Ne oldu ki, ne diyor Beyhan? Dede Cihan uzanmış. Çağırıyor şimdi, gelirler. Ben mangalı yakak. Ha böyle yaptık, su gelmiyor en azından değil mi? Yok iyi oldu böyle. Sürekli olmaz. Ama marul da maşallah zaten. Şeye kaldırırız şu. Mesela şu çubuğu çıkarırız şöyle şeye doğru. Toplarız öyle, orada dursun. Aynen. Odunların da o da bir şey olmaz. Hadi bakalım şöyle bir. Ha, Azat'ın memişinin biri de burada. Şu çiçeği de akşam çıkarttıydık. Buradan geri takarız sonra. Ha bak marullar nasıl kendini tutmuş can. Maşallah ise güzelce sulanmış bahçe. Patlıcanlar. Bu marulu değil, kabadyum içeri mi alsak? Ya, ucunu karı giden gitti. Bakalım birkaç hıyar varsa yeriz. Giden gitti. Gelmez de lo gelmez. Kurban olduğum yeşermişti. Vay kabak, vay sen nasıl ciğerimi yaktın akşam akşam. Yani gerçekten kız, inanın ki gülmeyin. Çok üzüldüm, o kabağa var ya, bir üzüldüm sizlere anlatamam. Neyse bir işimize bakalım da mangalı yakayım da keyfim yerine gitsin. Hadi bakalım. Etlerimiz de güzelce pişiyor. Yaktın mı? Asla yakma. Mustafa ben ne yakacağım baksana, nar gibi kartal kızarmış işte. Çekiyorum. Ne pişiriyorsun Narin? Koyabilmiyormuş. Gel Mustafa Bey, mısır yapıyorum. Nasıl kibar olduk birden, hiç yakışmıyor bize. Gel lan mısır yapayım. Bunları Kaplan'dan aldık ya. Şu Azadımın da teçhi yedi vallahi orada, bak hele bir kemirdi yerleri. Yemek yedik. Çay da kaynıyor. Dedim şu mısırları pişirek de yiyelim. Değil daha mi? Ateş sönmedi. Oo iyi. Valla bir gidip çiftlikten mısır almadık da, geç o mısırlar da hayvanlar için ekliyor ya. Biz hayvan terbiyesi. Biz yiyoruz ama. Biz yiyoruz. Onlar çekirdeğe de papağana veriyorlar zaten. Öyle de onlar yani iki çeşit, değişik çeşitler var. Direkt zırp zert hayvan için olan var. Yo. Ne? Çekirdek mi? Oyun mısır. Ha mısır. Ama çekirdek aynı, siyah çekirdek. Çekirdek. Papağana veriyorlar. Çekirdek. Olsun. Kız sağ ol, laf hayvandan açılmışken
Azat var ya, günah değil ki, Allah yaratmış. Ben ne yapayım da Allah yaratmış. Azat da domuz görmek istiyor. Domuz diye durmadı. Ben domuzlara kız Berfa Azat'ı domuzlara götürsem günah mı? Domuza ne gerek? Bizim firmaya getir bir sürü yuva var mı? Valla. Bizim firmaya ne getir? Yok la. İnek istemiyor. Koyun görmek istiyor, domuz görmek istiyor. Ama yazık, niye domuza öyle şey uyguluyorsunuz? Bir şey demedik ki, kendin dedin günah mı diye. Yok işte yani bütün yani tamam sadece haram. Yazık, domuzu ziyaret etmek, biz domuzu niye sevmiyoruz? Kim diyor sevmiyoruz? Mesela kedi, eve mi alalım sevgide? Ne yapalım? Yatağa mı sokalım yiyecek? Yok yani kedi köpek hayvan işte onları orada duruyor. Onları niye seviyoruz da domuzu ırkçılık yapıyor? Köpeği de sevmiyorum ben. Sekten domuz alacağım, kedileri de besleyeyim. Yok da yani ben çiftliğe götürünce valla götür domuzcukları da göstereceğim Azat'a. Valla bilmiyorum Azat. Sonuçta Allah'ın yarattığı hayvan. Derecede... Tamam yememiz haram domuz ama istiyor. Onu niye sevmeyelim, yazık, o da hayvan sonuçta. Çocuk her gün diyor beni domuzlara götür. Nereden görmüş bilmiyorum, çizgi filmlerde çıkıyor ya. Şeyde var ya burada. Her şey çipliklerde oluyor. Bıcık bıcık ortada geliyor. Biz hayvan da. Kirliler sadece. Götürün bir baksın, merak ediyorum. Domuza ırkçılık yapmayalım yaz. Öyle işte dedim, o aklıma geldi de. Tam bunlar pişirek de. Ne pişiriyor? Evet, hadi kaç çay demin. Mısır. Canım niye kapatmıyorsun daha kamerayı? Evet. Kızlar biz eve geldik. Bu arada sabah diyorum. Saat epey bir geç. Bakın Can'ın yeni aldığı balıklar da nasıl cin göz. Bunlar acayip hızlı uçuyor Can. Yüzüyorlar baksana bir. Üç dişi bir erkek vermiş. He ya, bir takipçi sormuştu bunu temizlemesi kolay mı? Valla bu da aynı öbür akvaryum gibi, isterse küçük de olsa bu da çok zaman alıyor her şeyini temizlemek. Pratik mi öbüründen? Sen dedin ya çok sürüyor yine. Yok, suyu hortumu pompayla çekiyor mu pis suyu? Haa. Pompalıyor mu, kendi akıp yetişiyor. Bir gün temizlersen göster de, merak etmişlerdi. Ben onu da video yapsana temizlerken. Temizlerken bir size video yapalım da oradan bakarsınız. Aslında Azad'a iki gündür tuvalet eğitimi veriyorum. Şuna ağzına bak hele bir. Gel buraya gel. Onları da övemedik, kampfiş. Onlar çok hızlı ya ondan. Kampfiş onlara saldırmıyor hiç. Şey yapacaktım size, Azad'a iki gündür tuvalet eğitimi vermeye çalışıyorum. Onu anlatacaktım aslında ama onu böyle birebir yüzünüze bakarak anlatacaktım. Bugün yetiştiremedim. İnşallah yarın ilk olarak onu anlatırım sabah açılışta. Zaten bugünkü videonun başına da alışverişe gitmiştim. Önceden video çektim, onu eklemeyi unutmuşum dere kenarında. Onu ekledim başa ki çok güzel bir yerdi, sizin de hoşunuza gider diye. Onu en başa almıştım. Şimdi siz video izleyince kendi kendinize dediniz ki ne alaka şimdi Narin yenge, Narin abla nerede? Derenin kenarında. Aha bir vakit kahvaltıyla açılış oldu. Başlığa falan da yazmadım. Neyse dedim izlerler. Nasıl olsa videonun sonunda da görürler açıkladığımı. O şekilde güzel bir gün geçirdik, yine Beyhangil'le falan oturduk, çay içtik, kahve içtik, yemek yedik. En sona da Kadir de geldi, Salzburg'taydı. O da bizden biraz oturduk, ondan sonra da eve geldik. Yarın da güzel bir yere gideceğiz Salzburg'a Kadir'le. Azad'ı götüreceğiz. Ana nasıl canlı görünüyor ya, maşallah. Pırıl pırıl görünüyor vallahi içi. Ben de bu videoyu bu şekilde burada kapatayım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Abone değilseniz abone olmayı da sakın unutmayın. Vallahi biz de bir abone olmuyorsunuz. Bir zahmet o abone ol tuşuna da bir basın yani, ya değil mi? Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Bay bay. Oh.